Bugün ekimleri göreceğiz. Kullandığımız şu an için iki besiyelimiz var örnek olarak. Bir tanesi koyun kanlı agar, diğeri ise Eosin Metilen Blue yani EMV agar. Koyun kanlı agarımız genel besiyelimiz. Genel besiyeli ne demek? Üzerine ne ekersen onu biçersin. EMV ise seçici. EMV ise bir özelliği var. Sadece gram negatifler üzerinde ürer. Tabii bunun haricinde ayırt edici olanlar vardır. Ayırt edici de ekilen bakteri özelliğine göre ya renk değişimi olur, ya bir zon oluşturur, ya koloniyi renklendirir. Tabii bunların karışımları var. Mesela koyun kanlı sadece genel besiyeli değil, genel besiyeli artı ayırt edici besiyelidir. Üzerindeki, daha doğrusu içerisindeki kan bileşenleri, özellikle eritrosit hemolize uğradığı zaman belirli bir zon verir. Hemolizin büyüklüğüne veya oluşumuna göre staf dersiniz. Stafın beta hemolitik, alfa hemolitik veya non hemolitik diye isimlendirirsiniz koloniye göre. Bunlar tabi gözle yapılan, nicelik olarak yapılan ayırt edilmeler. Sahada genellikle iki tür ekim yaparsınız. Birisi sıvılar için uyguladınız, diğeri ise katılar için uyguladınız. Veya sürüntü diyelim. Şu an idrardan, idrar numunesinden idrara çizgi ekim yapıyoruz. Merkezden bir çizimle, daha sonra bu çizimin üzerinde S'ler yaparak seyreltme yapıyoruz. Dikkat etmeniz gereken bu S'ler ne çok sıkı olacak ne de çok aralıklı. Loplu özelliği aldıktan sonra yine alanı iyi kullanmaya özen gösterin. Mümkün olduğu kadar çok çizgi S yapın. Ama S'ler birbirine değmesin. Aralıklar birbirine değmesin. Çünkü bunların üzerinde her birinde birer koloni oluşacak. Koloni aralıkları olmak zorunda. Loplu özemiz çapı 4 mm. Bunun muhtemelen 10 mikron civarında sıvı tespit ettiğini, içerisine aldığını varsayıyoruz. En azından çoğu üretici özelerin üretim kısmında bunu iddia ediyor. 1 ile 10 mikrolitre arasında. Dikkat ederseniz I 10 mikron mikrolitre diye geçiyor. Katılar için ise veya sürüntüler için ise gelen numuneye göre ekiminiz değişir. Mesela şu an bir tak tabir edilen aspirat hortumu, trakeal aspirat hortumundan sürüntü yapacağız. Aldığımız hortum ucunu sahada koyarak hafif bir gezinti yaptırıyoruz. Yine aynı şekilde EMV'ye de koyup katı olarak nitelendirdiğimiz sürüntüler için ise genellikle yaptığımız kafes metot diye bilinen metottur. Bu metotta ilk sürüntü kısmını veya numuneyi ilk bulaştırdığınız kısmı önce sıklıkla bir tarama yapıyorsunuz. Amaç hakim olan koloninin yaygınlaştırılması. Daha sonra yaptığınız sürüntüden birkaç defa değdirdikten sonra çekiyorsunuz. Yine en son çektiğiniz yerden birkaç defa sürüp çekiyorsunuz. Alanı mümkün olduğu kadar çok çizgiyle kullanmaya çalışıyoruz.
Yine aynı şekilde EMB içinde. Şimdi bir burun sürüntüsü var. Genellikle boğaz ve burunlar sadece kanlı bez yerine ekim yapılır. Ama yatan hastalarda biz özellikle EMB'ye ekim de yapıyoruz. Neden? Hastane bulaşısı olma ihtimaline karşı. Öyle açıklayayım. Detaylı bilgiyi zaten öğretmeniniz verecektir. Ben hızlı şekilde sadece uygulamayı gösteriyorum size. Derste aldığınız bilgilerle buradaki pratik bilgileri de karıştırmadan birbiriyle uyumlu olsun. Dikkat ettiyseniz sürüntüyü yaparken ne yapıyoruz? Ekiviyonla gelmiş sürüntüyü bir bölgeden başlıyoruz. Bu arada ekiviyonu da çeviriyoruz. Dar bir alana yapmanız yeterli. Detaylandırmayın yine aynı şekilde. Sürüntü yaptığınız kısmı sık çizgilerle bir tarıyoruz. Taradıktan sonra kafesliyoruz bunu. Amaç tek koloni düşürmek. Mümkün olduğu kadar uzak çizgiler çekerek ilk sürüntüye tek koloni düşürmeye çalışıyoruz. Çünkü bakteriler yoğun. Çok sıkı çekerseniz koloniler birbirinin üzerine binecek. Tabi bu arada özemizin ucu çizdi. Çok bastırmayın özeyi. Sıvıyı alırken buklu özeyle şunu yapmayın veya şunu yapmayın. Daldırdınız, çıkardınız. Bu. Merkezden başlayarak çekiyoruz. Çekerken sonlara doğru özemizi hafiften kaldırıyoruz. Böylece ne oluyor? İlk başta çizginiz kalınken uca doğru incelmiş oluyor. Tabii biz burada iktisat olsun diye vesiyelerimizi, daha doğrusu plaklarımızı ikiye bölüyoruz. EMB gibi büyük 120'lik olan plaklarımızı 4'e bölüyoruz. O yüzden siz de uygulamaya geldiğinizde bunları çok sık göreceksiniz. Alanları birbirine karıştırmayın. O yüzden ekim yaparken ışığa doğru hafif bir açıyla bakarsanız daha önceki ekim yaptığınız yeri de rahatlıkla görürsünüz. Ezbere ekim yapmayın yani.